Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyenlerimiz, İrfan Mektebi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İrfan Mektebi'nde bu hafta Risale-i Nur'un tevhid anlayışını konuşacağız. Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimiz tevhide ziyade yer vermiştir. Ve Bediüzzaman Hazretleri de Risale-i Nur'larda 22. Söz gibi, 30. Lema gibi, 23. Lema gibi risalelerinde, Pencere Risalesi, Tabiat Risalesi gibi risalelerde tevhide ele almıştır. Bu yönüyle tevhidin ehemmiyeti açıktır. Çok kıymetli konuğumuzla bugün Risale-i Nur'un tevhid anlayışını konuşacağız. Hayrat Vakfı İstanbul temsilcisi Hüseyin Yavuz hocamız. Hoş geldiniz hocam. Sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Hocam başlamak arzu ediyorum. Tevhidin öneminden kısaca bahsederek başlayalım isterseniz konumuza. Bismillahirrahmanirrahim. Tevhid kısaca tanım olarak Allah'tan başka ilah olmadığına inanmak, hadsiz fertlerden, efrattan müteşekkil olan kainatı her şeyiyle yönetmek, sevk ve idaresini tek bir ilah tarafından gerçekleştirmek manalarına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'in takip ettiği en temel esaslar, tevhid, nübüvvet, haşr ile adalet ve ibadet olmak üzere dörttür. Tevhid ise Kur'an'ın dört esasının en büyüğüdür. Evet. En büyük esas Kur'an'da tevhiddir. Cenab-ı Hak bu kainatı ve bizleri şuurlu olarak, bilinçli olarak yaratmasındaki hikmet, kendini bildirmek, tanıttırmak ve sevdirmektir. Buna mukabil bizlerden, bilinçli olan mahluklardan, ki bunlara cinleri, melekleri ve ruhanileri de ekleriz, bunlardan tasdik, iman, tevhid ve ubudiyet ile karşılık vermelerini ister. Bunu da böylece bizlere emretmiştir. Kur'an-ı Kerim'de sizin de zikrettiğiniz gibi birçok ayette tevhid, la ilahe illallah ve tevhidle ilgili birçok beyan bulunmakla beraber, ayet bulunmakla beraber Enbiya Suresi 25. ayeti nazara verirsek tevhidin önemini anlatma noktasında وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحِ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُنْ. Burada Rabbimiz şöyle buyuruyor. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona şöyle vahyetmiş olmayalım. Gerçek şu ki benden başka ilah yoktur. Onun için bana ibadet edin. Evet. Yani gerçek şu ki altını bir daha çizersek benden başka ilah yoktur. Bütün peygamberlere Rabbimizin vahyi bu. Evet hocam. Yine Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz Keşfül Hafa'da şöyle buyuruyor bir hadis-i şeriflerinde. اَفْتَلُ مَا قُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ. Ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade faziletli ve kıymetli sözleri La ilahe illallah kelamıdır. Evet hocam. Allah razı olsun hocam. Hocam konumuz tabii de Risale-i Nur'un tevhide bakış açısı. Üstad Bediüzzaman'ın penceresinden tevhide bakacağız. Yani bu yönüyle Risale-i Nur tevhidi bize hangi usullerle ele alıyor? Nasıl anlatıyor? Bunu değinecek olursak. Risale-i Nur'da kainatta İki tevhid tecellisinden, yani Cenab-ı Hakk'ın birliğinin yansıması iki cihette ele alınıyor. Bir, kainatın tamamına tecelli eden Cenab-ı Hakk'ın birliği, yani resmin bütününde tecelli eden Cenab-ı Hakk'ın birliği. Bir de kainat fertlerinden, parçalarından, bireylerinden Cenab-ı Hakk'a giden ve birliğine ulaşan cihet yön var ki bu iki cihet, Risale-i Nur külliyatında genişçe birçok örnek ve misallerle ele alınmış, anlatılmış. Hı hı. Bizim bir misal ve örnekle bunu anlatmak istersek, güneşi tanımamız iki cihette olur. Hı hı. Güneşin bir deniz yüzüne, büyük bir deniz yüzüne aksettiğini düşündüğümüzde, güneşin denizin tamamında tanımak için denizin tamamına bakabilmemiz gerekir. Bu zordur, müşküldür. Ama aynı güneşi biz dalgalarda, kabarcıklarda da görürüz. Arada büyüklük, küçüklük farkından başka bir şey yoktur. Her iki cihette de güneşi tanırız. Yedi rengini tanırız. Isısını, ziyasını tanırız. Hem kabarcıklarda, hem dalgalarda, hem denizin tamamında. Şöyle bir fark var. Denizin tamamındaki güneşi tanımak müşküldür, zordur. Ama kabarcıkta güneşi tanımak veya bir dalgada güneşi tanımak kolaydır. Ya da şöyle bakalım yine aynı deniz üzerinden, geniş bir okyanus üzerinden, bütün okyanusu akseden resmimizi düşünelim. Bu resmin tamamını görmek müşküldür, zordur.
Ve tam resmimize bakabilmek için denizin tamamına, okyanusun tamamına bakmamız gerekir. Ama aynı resmimizi bir dalgada, bir kabarcıkta, küçük bir karede görürsek, denizin küçük bir noktasında, bir metrekare alanda görürsek bu kolaydır. Netice olarak kolayca ulaşılacak bir sonuçtur. İkisi arasında tek fark, birisi çok geniş ve müşkül kapsam alanı olarak geniş olduğundan, kapsamı müşkül olduğundan ihatası zordur. Diğer ise kolayca elde edilebilir. Ya da aynı okyanusa bir ucundan öbür ucuna La İlahe illallah yazalım. Bütün La İlahe ile okuyabilmek için okyanusun bütününe bakmak gerekir. Tamamını göremeyeceğiz yani. Tamamını göremediğimizden birleştirerek aklın gitmesi evet. gerekir. Kabarcıklarda da La İlahe illallah yazdığını düşündüğümüzde kabarcıklarda veya dalga parçalarında okumak çok kolaydır. İşte Risale-i Nur bu çok kolay dediğimiz fertten, bireylerden, parçalardan, kabarcık ve dalga dediğimiz noktalardan yola çıkarak Cenab-ı Hakk'ın birliğini ispat eder. Ve şu Arabi ifadeyle Risale'de bu yer bulmuş. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلَّ عَلَى اَنَّهُ وَاحِدٌ Ne demek bu? Her şeyden Allah'ın birliğini gösteren bir delil vardır. Evet. Her bir şey Allah'ın birliğine ulaşan bir delildir. Varlığına birliğine ulaşan bir delildir, bir burhandır, bir kanıttır. Risale-i Nur'un bu tarzı, usulü eski hükema mesleğiyle kıyas edildiğinde kısaca İbn-i Sina'ları kastediyorum, Farabiler, İbn-i Rüşd'leri kastediyorum. Onlar kainatın bütününe baktırarak, resmin tamamına baktırarak birliğe gitmişler, Allah'ın birliğini göstermişler. Risale-i Nur ise her şeyden, her bir şeyden, her bir fertten, her bir parçadan Allah'ın birliğini göstermiş. Evet, Allah razı olsun hocam. Hocam, Üstad Hazretleri bir yerde bahsederken Rabbimi bize tarif eden çok üç büyük külli tarif edici var diyor. Bunlardan bir tanesinde kainat kitabı olduğunu söylüyor. Evet. Kainat kitabında biz Rabbimizi tanıyabiliriz. Onun varlığını ve tevhidini, birliğini tanıyabiliriz. Cenab-ı Hakk'ın bu yarattığı kainattaki varlıkların, bütün eşyanın, mahlukatın birbiriyle olan ilişkisi nasıldır hocam? Evet. Bununla ilgili söyleyecek olursak. Kainatın bu ciheti çok önemli. İyi bilinmesi, iyi anlaşılması gerekiyor. Kainat, Risale'deki orijinal Osmanlıca ifadelerle söylersek müteşabik ve murtabıttır. Hı hı. Ne demek bu? Bunlar ne manaya geliyor? Yani bir ağ gibi kainat birbirine bağlıdır, bağlantılıdır. Yani kainatta her şey iç içe geçmiş birbiriyle bağlıdır. Hı hı. Mesela örnek olarak bir elmayı ele aldığımızda elma ağaca bağlıdır. Hı hı. Ağaç toprağa bağlıdır. Toprak dünyanın içinde olduğundan dünyaya bağlıdır. Dünya güneş sistemine bağlıdır. Güneş sistemi itim çekim kanunuyla, adetullahıyla bütün kainata bağlıdır. Ya da şöyle bakalım, hiçbir şey tek başına var olamaz kainatta. Evet. Hiçbir şey tek başına kainatta var olamaz. Mesela bir yağmur damlasını ele aldığımızda, bir yağmur damlasının oluşması için bize bir kere bir güneş lazım. Ve güneşin bir noktada ölçülü, hassas bir noktada durması lazım. Deniz lazım. O denizler güneş vasıtasıyla buharlaşması lazım. Buharlaşma burada tamamen yok olacak şekilde değil. Buharlaşmanın dışında olacak şekilde olmaması gerekir. Onun için güneş çok ölçülü, hassas bir noktada durması gerekir. Bunun dışında o buharlaşan yağmur tanelerinin yoğunlaşması için tozcuklar lazım. Bu tozlar için volkanlar lazım. Volkanların patlaması lazım. Meteor sürtmeleri lazım. Çöller lazım. Tuz kristalleri lazım. Tuz kristallerinin denizin içinden çıkması için ay lazım. Ayın denizi çekmesi gerekir. Ki kristaller yukarı doğru çıksın suyla beraber. Sonra bırakması gerekir ki kristaller hafif olduğunda havada kalsın. Rüzgar lazım. Rüzgar bu tozları kapıp buhar halindeki tanelerle birleştirmesi lazım ki yoğunlaşma olsun. Yani yağmur tanesi ortaya çıksın. Bir tek yağmur tanesi bakın ne kadar çok şeyi istiyor ki bir kısmını çok azını saydık. Hiçbir şey demek ki tek başına ne yapamıyor kainatta? Var olamıyor. Kainatta böyle bir irtibat, birbirine bağlılık, birbirine alaka var. En basit bir şey birçok şeyi birden etkiliyor kainat. Bir insan, bir insanın yaşayabilmesi, nefes alıp verebilmesi için bir dünya, bir atmosfer gerekiyor. Dünyanın güneş etrafında dönmesi gerekiyor. Dünyanın güneşle beraber irtibatlı, ölçülü, hassas bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Besin zinciri gerekiyor.
İşte cansızlar, nebatat, hayvanat gibi, bitkiler, hayvanlar gibi mahluklar gerekiyor. Bütün kainat gerekiyor ve bütün kainatın çalışması gerekiyor ki insan yaşayabilsin, hayatını devam ettirebilsin. En basit bir şey birçok şeyi birden etkiliyor. Bir yağmur tanesi birçok şeyi etkilediği gibi, insan birçok şeyi etkilediği gibi. Bir şeyin varlığı başka şeylerin varlığına bağlanmış kainatta. İnsanın var olabilmesi yeryüzünün varlığına, hayvanların varlığına, bitkilerin varlığına, cansızların varlığına, dünyanın varlığına, güneş sisteminin varlığına, keza kainatın varlığına bağlandığı gibi. Yani hulasa kainatta her şey hocam birbiriyle bağlı, irtibatlı. Evet. Alakadar. Buna batılı ilim adamlarının bir kısmı da temas etmiş. Şöyle bir cümleleri var bir kısım ilim adamlarının, batılı ilim adamlarının. Kainatın parçalanmaz bütünlüğü ve her şeyin her şeyle bağlılığı, yani kainattaki birlik, bu ilim adamlarının en çok dikkatini çeken bir gerçek. Antropik kozmoloji prensibi, yani insan-kainat ilişkisi başlığı altında kainatın ilk var ediliş anından bugüne kadar bütün oluşumlar insanı netice vermek üzerine çalışıyor, hareket ediyor diyenler var. Evet. Kainatı zahiren baktığınızda adalar gibi kopuk dursa da nasıl adalar okyanusun altından birbirine bağlıysa aynen kainat da böyledir diyenler var. Böyle çeşitli batılı bazı bilim adamlarının görüş ve kanaatleri var. Bu bizim söylediğimiz, iddia ettiğimiz, ortaya attığımız, Risale-i Nur'da geçen kainatın bu ilişkisi, alakası, irtibatı, bir ağ gibi oluşu, bu bilim adamları vasıtasıyla da teyit ediliyor. Evet hocam. Hocam yani bahsettiğiniz üzere bir girift, bir yapı var yani kainatta. Evet. Her şey birbiriyle bağlantılı ve iç içe. Bu kadar bağlantılı ve iç içe bir şeyin idaresinin kolay olabilmesi için tek elden idare edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Peki hocam yani Risale-i Nur, işte kainatın bu girift, birbirine bağlı ve iç içe halini nazara veren cümleler Risale-i Nur'da vardır muhakkak. Bunlardan bahsedecek olursak. Çoklukla var. Hı-hı. Çoklukla var. Mesela Bediüzzaman Hazretleri şöyle buyurur. Sivrisineğin gözünü halk eden güneşi dahi o halk etmiştir. Bir kelebeğin midesini tanzim eden güneş sistemini dahi o tanzim etmiştir. Yine kainatı halk edemeyen bir zerreyi halk edemez. Çok güzel hocam. Yine baharı icat edemeyen bir elmayı icat edemez. Zira o elma o tezgahta dokunuyor. Bir zerreyi icat etmek için bütün kainatı icat edecek bir kudreti gayri mütenayi lazımdır. Yani şunu açıklarsak bu cümlelerin bir kısmını, sivrisineğin yaşayabilmesi, hayatını devam ettirebilmesi, gözünün görebilmesi için güneş lazım. Dünya lazımdır, atmosfer lazımdır, yeryüzü lazımdır, bitkiler, hayvanlar, birçok şey, bütün kainat lazımdır. Lazım olmakla beraber aynı anda çalıştırılmalıdır. Evet. Sinek hayatını devam edebilmek, görme faaliyetini gerçekleştirebilmesi için bu zaruridir. Mutlak suretle bütün kainatın beraberce çalışması gerek. Yine karıncanın gözü, midesi içinde Manzume-i Şemsiye, güneş sistemi olmasa dünya olmayacak. Çünkü dünya güneş sisteminle dengeleniyor, itim çekimle. Dünya güneşin etrafında dönüyor. Güneşle dünya arasında bir ciddi uhuvvet var, kardeşlik var, yardımlaşma var. Hassas bir denge var. Hep bunlar karıncanın gözünün görmesine, midesinin dolmasına ve başka nedenlere ihtiyaçların giderilmesine sebebiyet veriyor. Bir elma bahar tezgahı olmazsa ortaya çıkamaz. Çünkü o tezgahta elma dokunuyor. Baharı hazırlayamazsanız elmayı ortaya çıkartamazsınız. Önce bahar tezgahı hazırlanacak. Sonra elma onun üzerinde ortaya çıkacak. Bahar hazırlanabilmesi için dünya güneşinin etrafında hassas, çok titiz ölçülerle, çok dikkatli bir dengeyle dönmesi gerekiyor. Keza bütün kainat birbiriyle el ele verip beraberce bu işleri yapıyorlar. Bir zerre icat etmek için bütün kainatı icat edecek bir kudretin namütenayi lazımdır. Öyledir. Çünkü bir zerre madem teselsülen, zincirleme bütün kainatı etkiliyor. Bütün kainatı etkileyen zerre elbette ki bütün kainatı sevk ve idare eden, kontrol eden, güç yettiren, takip eden bir zat tarafından yönetilmeli ki zerre icraatını yapabilsin. Mesela elma örneğine bakalım. Elmayı dalın ucuna takmak
ağacı gerektiriyorsa o zat ağacı hazırlaması gerekiyor. Ağaç toprağı gerektiriyorsa toprağın hazırlanması gerekiyor. Toprak dünyayı gerektiriyorsa dünyanın hazırlanması gerekiyor. Dünya güneşi gerektiriyorsa güneşin hazırlanması gerekiyor. Bu böyle gidiyor. Dolayısıyla bütün kainatta en küçük bir iş, tek bir şey, her şey birbiriyle bağlı olduğundan, bir şey her şeysiz olmadığından, bir şeyi halk etmek her şeyi halk etmekten geçiyor. Öyleyse bir şeyi halk eden elbette ki vardır ve birdir. Çünkü o bir şey her şeyin sevk ve idaresini, yönetimini, tasarrufunu, yaratılmasını gerektiriyor. Evet hocam. Hocam, yine Risale-i Nur işte bu kainatın birbirine bağlı ve iç içe yapısıyla bu yapı üzerinden, bu girif yapı üzerinden bizi tevhide nasıl götürüyor? Bunu birkaç misalle açıklayacak olursak. Evet, misaller evet, çok var. Olursak. Yüzlerce, binlerce misal var. Birkaçını zikredelim. Biz tabii bu girift yapı üzerinden, bu müteşabik ve murtabit, yani ağ gibi birbirine bağlı olan, birbiriyle irtibatlı olan cihetinden birliğe giden misallere bakalım. Bir misalle başlayalım. İç içe olma başlığı altında bir kelimeyi yazan harfini yazandır. Çünkü harf kelimenin içindedir. Evet. Bir sayfayı yazan satırı yazandır. Çünkü satır sayfanın içindedir. Kitabı yazan sayfayı yazandır. Çünkü sayfa kitabın içindedir. Gibi bu mantıkla yola çıkarsak hiç şüphe yok ki her şeyin bir üste bağlandığı bu girift kainatta. Kainatta her şey bir üste bağlanmış. Evet. Bir elma ağacına bağlanmış. Ağaç toprağa. Bu böyle gidiyor az önce de söylediğimiz gibi. Bu girift hal elbette ki her şeyin bir üste bağlandığı bu kainattaki bu hal, bu vaziyet, bu irtibat, bu alaka, bu münasebet elbette ki her şeyin mütasarrıfının tek olduğunu gösterir. Çünkü bir elma, elma ağacını ister. İstediği gibi ağaç, toprak, hava, su, ışığı ister. Toprak, hava, su, ışık, dünya ve güneş sistemini ister. Güneş sistemi itim, çekim adetiyle, kanunuyla bütün kainatı ister. Öyleyse elmanın Rabbi, bütün kainatın Rabbidir. Evet. Bu mantık silsilesi bizi bu sonuca vardırıyor. İkinci bir misal, üç kelime önemli burada. Bütün kainatı bu üç kelimeyle birbirine bağlayacağız. Birinci kelime benzerlik, ikincisi bağ, üçüncüsü irtibat. Evet, her bir şey sair şeylere şekilce, suretçe benzer. Yeryüzünü incelediğimizde, kainatı incelediğimizde her şeyin diğerlerine, ötekilere, sairlere benzediğini görürüz. Bir elma Türkiye'de nasılsa, Amerika'da da böyledir, Afrika'da da böyledir. Dünyanın her yerinde elma aynıdır, benzer, birbirine benzerler. Bir üstadımız der, keçi gibi, koyun gibi, deve gibi, inek mübarek hayvanlar her yerde aynıdır. Süt verme sistemleri aynıdır. Vallahi yavru besleme sistemleri aynıdır. Bu benzerlik bütün kainatın her yerinde, otlar kainatın her yerinde benzer. Kayalar her yerinde benzer, çöller her yerinde benzer. Akarsular, denizler, nehirler her yerde benzer bunlar. Bu benzerlik bize mantıken şuraya götürüyor. Bu benzerlerin biri kiminse bütün onun benzerlerinin Rabbi aynıdır. Evet. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani birinin Rabbi kimse, benzerlerinin Rabbi de odur. Biz bugün Mercedes'i dünyanın neresinde görsek Alman patentli diyoruz. Niye? Evet. Aynı fabrikadan. Aynı fabrikanın ürünü. Bu benzerler yeryüzüne dağılmıştır. Bu benzerler yeryüzüne dağılmıştır. Yeryüzü olmadan bu benzerler yeryüzüne dağılamaz. Yeryüzüyle bir bağ çıkıyor ortaya burada. Bu bağ da yine o benzerlerin Rabbi. Bu bağ da yeryüzüne dağıldıklarından o benzerler, yeryüzünün de aynı Rabb'e olduğunu, aynı Rabb'e ait olduğunu gösterir. Yeryüzü dünyanın içindedir. Yeryüzü dünyanın içindedir. Dolayısıyla dünya da o Rabb'e aittir. Dünya güneşle irtibatlıdır. Evet. Güneş de o Rabb'e aittir. Güneşe kadar, bakın bir elma, kiminse benzerleri onundur. O benzerlerin yayıldığı yeryüzü de onundur, bağdan dolayı. Yeryüzü dünyanın içindedir, dünya da onundur. Evet. Dünya güneşle irtibatlıdır, güneş de onundur. Buraya kadar elmanın Rabbi, güneşin Rabbidir. Buradan sonra ne yapacağız?
Buradan sonra tekrar başa dönüyoruz. Güneş kiminse benzerleri onundur. Ne kadar benzeri var? Kainat dolusu benzeri var. İşte milyarlarca galaksiden bahsediyorlar. Her bir galaksi yıldız şehri. İçinde milyonlarca, milyarlarca yıldızdan bahsediliyor. Güneş kiminse benzerleri onundur. O benzerlerin yayıldığı mekan, yerleştiği mekan da onundur. Çünkü yerleşmesi için bir bağ ortaya çıkıyor. Evet. O bağdan dolayı o mekanı hazırlayacak ki Zat-ı Zülcelal onları yaysın, yerleştirsin. Demek ki toparlarsak bir elma kiminse benzerleri onundur. Benzerleri yeryüzüne yayılmış, yeryüzü onundur. Yeryüzü dünyanın içinde de dünya onundur. Dünya güneşle irtibattır, güneş onundur. Güneş kiminse bütün benzerleri onundur. Evet. O benzerlerin yayıldığı mekan kainattır, kainat da onundur. Hulasa elmanın Rabbi bütün kainatın Rabbidir. Allah razı olsun hocam. Çok güzel. Hocam, üçüncü misal olarak buyurun. Hayat şartları, yaşam şartları. Yaşam şartları. Bir şeyin yaşam şartları. Hazırlanmadan hayatı devam etmez. Kısaca buna da temas edeyim. Buyurun hocam. Bir şeyin yaşam şartları hazırlanmadan hayat devam etmez. Mesela insanı yaşatacağız. Yaşamı devam edecek. Bunun için cansızlar, bitkiler, hayvanlar gerekir. Çünkü besin zinciri buralardan kaynaklanıyor. Bunlar için cansız, bitki, hayvanlar için efendim hava, su, toprak, ışık gibi unsurlar gerekir. Ve bunların bulunması için yeryüzü ve dünya gerekir. Güneş gerekir, güneş sistemi gerekir. Güneş sisteminin bulunması ve çalıştırılması gerekir. Evet. Çalıştırılması da gerekir özellikle. Güneş sistemi itme çekme kanunuyla bütün kainatla alakadadır. Dolayısıyla insanın yaşaması için bütün kainatın çalıştırılması, sevk ve idare edilmesi, kainatı çalıştıran zatın tek olmasına rağmen her şeyin yanında hazır ve nazır bulunması ve her şeyin her şeyini çalıştırması gerekir ki insan hayatını devam ettirsin. İnsan hayatını devam ettirdiğine göre demek bütün kainatı çalıştıran bir zat var ve birdir, tektir. Evet, evet. Tektir. Allah razı olsun. Hocam yine Üstad diyor ki zihayat yani bütün canlılar kainatın küçük bir numunesidir. Yani bu yönüyle bütün canlılarla kainat arasında bir ilişki kuruyor. Varlıklarla kainat arasındaki bu bir farklı bir ilişki var. Bu ilişkiyi izah edecek olursak nasıl evet, kainata bir de bu cihetten bakarsak kainatla zihayat dediğimiz bizim canlılar arasında şöyle bir ilişki var. Bütün canlılar zihayat dediğimiz canlılar kainatın küçük bir numunesi. Misali musaggar diyoruz biz Osmanlıca. Kainatın bütün bilgisini içinde taşıyan fihrist, fihristin bu özelliği var. Bütün bilgiyi içinde taşıyan bir harita durumu var. Yani bütün canlılar kainatın küçük numunesidir. Yani her biri bütünün bilgisini içinde taşır. Yani kocamanlarda ne varsa, kocaman kainatta ne varsa o canlılarda, o küçüklerde de onlar yerleştirilmiştir. Evet. Bunu insan üzerinden biraz daha açarsak, insan üzerinden ya da ondan önce şunu söyleyeyim. Bunun şunu sorarsanız, hocam bunun örneği var mı? Yani görebileceğimiz örneği var mı? Var. Tohumlar ve içinden çıkanları karşılaştırdığımızda, tohumlar her zaman tohumun içinden çıkanların programıdır. Bir papatya tohumuna saklanır. Bahar geldiğinde tekrar ortaya çıkar, tekrar saklanır. Bu seyir böyle devam eder. Çekirdeklerle içinden çıkanlar arasında da bu vardır. Bir çekirdek, mesela elma ağacının çekirdeği, elma ağacının programını, hulasasını, özetini, fihristini taşır. Zamanı geldiğinde o program safha safha ondan çıkar. Yumurtalarda da bu vardır. Yumurtalar içinden çıkanları programıdır, hulasasıdır, özetidir. Nutfelerde de bu vardır. Nutfeler yine içinden çıkacak olanların programı, hulasası, özetidir. İnsan kainatın aynı bu örneklerde olduğu gibi insan da kainatın hulasası, özeti, fiiristedir. Evet. Numunesidir. Misali musaggarıdır. Kainat, insan küçük bir kainattır. Kainat dahi büyük bir insandır. Çok güzel. Bu küçük insan, o büyük insanın bir fiiristi. Yani insan kainatın bir fiiristi ve hulasasıdır, özetidir. İnsanda bulunan numuneler, insandaki örnekler, numuneler, misaller, fiiristik vazifesi gören ne varsa büyük asılları, büyük insan olan kainatta mutlaka bulunacaktır. Ve vardır da. Mesela kainatta levh-i mahfuz var.
İnsanda bunun aynı fonksiyonu icra eden karşılığı hafıza var. Hafıza da bilgileri toplar. Levh-i Mahfuz da bütün kainatın bilgilerini içinde toplar. Kainatta alem misal var, insanda da hayal var. Hı hı. Hayalin birçok fonksiyonu olabilir insan noktayı nazarında ama uzakları, zıtlıkları, farklılıkları bir araya getirme özelliğini çok iyi biliyoruz biz. Hı hı. Mesela bizim akrabalarımız, biz İstanbul'dayız ama Türkiye'nin birçok yerine dağılmışlar. Biz bunları bir sofrada bir araya getirebilir miyiz? Şu anda getirebilir miyiz? Bunu hayal de yaparız. Hayalimize bir sofra kurarız. Bütün annemizi, babamızı, akrabayı, talukatımızı oraya toplarız. Evet. Hayalin böyle bir fonksiyonu var. Aynı bütün kainatı bir yerde toplayabilir misiniz? Aksettire, yansıtabilir misiniz? İşte alem misal budur. Evet. Alem misalde bütün kainat yansır. İşte alem misalın bizdeki küçük numunesi hayaldir. Bizde ruh vardır, kainatta alemi ervah vardır. Bizde latife ve duygular vardır. Bedenimizin arkasında kainatta ruhani ve melaikeler vardır gibi birçok örneklerle karşılaştırdığımızda insan 18 bin alemin örnek ve numunelerini taşır. Eyvallah, Allah 18 bin alemden müteşekkil kainatın örnek ve numunelerini taşır. Tabii bizim asıl derdimiz tevhid. Buradan tevhide gideceğiz. Şimdi şuraya dikkat edelim. Çok önemli bu. Önemli olan burada ne? Onun altını güzelce çizelim. Bir kitaba firis yapan elbette ki kitabı bilendir. Evet. Ya da Türkiye'ye yollar haritası yapacak olan yolları bilecek. Bilmesi gerekir. Yoksa yapamaz. Yanlış yapar, eksik yapar. Ya da Topkapı Sarayı'na maket yapan Topkapı Sarayı'nı her şeyle bilmesi gerekir. Bilemeyen Topkapı Sarayı'nı birebir maket olarak ortaya koyamaz. Yolları bilemeyen yollar haritasını çizemez. Kitabı bilemeyen firist yapamaz. Burada yani büyük kocamanları küçültüp bir yere yerleştirirken dikkat çekecek çok önemli nokta o büyüklerin tamamen her şeyle bilinmesi gerekiyor. Evet. Şimdi kainatı insana yerleştiren, canlılığa yerleştiren, nasıl tohumu, papatyayı tohuma yerleştirirken, nasıl işte elmayı, elma ağacını çekirdeğe yerleştirirken, burada olduğu gibi kainatı insana ve canlılara yerleştiren zatta elbette yukarıki mantık silsilesinden elbette kainatı her şeyle bilecek, görecek, ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle, hikmetiyle kuşatacak ki onu yerleştirsin. Yerleştirmiş. Evet. O zaman demek ki bütün kainatı ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle kuşatan bir zat bu işi yapıyor. Aynen papatyayı tohuma yerleştirdiği gibi. Papatyayı bilmeyen, kuşatamayan tohuma yerleştiremez. Karpuzu bilmeyen çekirdeğe yerleştiremez. Yerleştirdiğine göre biliyor demek. Evet. O zaman kainatı canlılara yerleştiren, her şeyle bütün kainata tasarruf eden, kainatı gören, bilen, ilmi, iradesi, kudretiyle müdahale edendir. Bu durumda birdir, tektir. Evet. Allah razı olsun hocam. Şeriki yok. Hocam süremizin sonuna geldik. Son cümleler olarak hem kainatta gerçekleşen faaliyetlerle de alakalı söylemek isterseniz veya girme edebilirsiniz. Şimdi, izleyenlerimize paylaşacağınız birkaç dakikamız kalsın. Şimdi şunu son olarak bitirirken söyleyeyim. Günümüz dünyasında ateizmin de tesiriyle bir hakikat var. Nedir o? Delillerle, burhanlarla, kanıtlarla ortaya koyulmayan gerçekler kabul edilmiyor. Ki tevhid konusu çok önemli bir konu. İman konuları çok çok önemli, kıymetli konular. Mutlaka bu aslın istediği şekilde izah ve ispat edilmeli, kanıtlanmalılar ki etkili olsun. Şöyle deniyor, eski zatların delilsiz sözleri için kaziye-i makbule deniyor. Zann-ı galip deniyor. Bugünün anlayışı, dinsiz anlayışı, dinsiz felsefesi, ateisti, komünisti, biz delilsiz ispatları kabul etmiyoruz diyorlar. Bunların hüküm sürdüğü bir asırda yaşıyoruz. 20. yüzyıl böyleydi, 21. yüzyılda böyle devam ediyor. İşte bunlara karşı Risale-i Nur, onların istediği şekilde mantığa uygun, mantık çerçevesinde, İspat, kanıt, delil, burhan olan ama asla çürütülemeyecek, cerh edilmez diyor. Evet. İspat,
kanıt, delil, burhan olan delillerle dolu. Biz birkaç örnek verdik. Külliyatta tevhidle ilgili yüzlerce, binlerce delil var. Evet, diğer iman esaslarıyla ilgili yüzlerce, binlerce delil var. İnşallah sahir vakitte tavsiye edilmesi lazım. Tekrardan sahir vakitte sizleri inşallah burada ağırlamak arzu ederiz hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Sağ Allah razı olsun. Evet kıymetli izleyenlerimiz, İrfan Mektebi'nde bu hafta Risale-i Nur'un tevhid anlayışını konuşmaya çalıştık. İnşallah haftaya yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak ümidiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.